Selamlar bropalar, ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle Among Us mı tam bilmiyorum. Onun hareketli wallpaper'ını yapacağız. Yani ya aslında iPhone'um olmadığı için çok hareketli wallpaper nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Ancak video tasarlayacağız ve bu videoyu Media Encoder'da videoya çevireceğiz yani. Aslında bunu GIF olarak mı çıkarmamız gerekiyor bilmiyorum ama zaten videonun yapımını göstereceğim. Videonun yapımını gösterdikten sonra iPhone'da nasıl kullanıyorsanız ben bilmem. Ama Among Us'ın impostor yazıyor ya, işte o yazan yerin aynısını tıpatıp aynısını yapacağız biraderlerim. Ve böyle bunu After Effects'te yapacağız. Saçma sapan programlarda benzetmeye çalışmayacağız. Hemen videomuza geçmeden önce buradan Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup zili açıp abone olun kankalar. Çünkü kanala bakıyorum. Bak, bütün aboneler için tek tek çok teşekkürler. Ancak bakıyorum kanala, olan videoların %85 izlenme dakikası hep dışarıdan, abone olmayan kullanıcılardan ve bu beni üzüyor kardeşlerim. Şimdi Instagram'dan, Spankram'dan da takip ettiyseniz hemen bilgisayara geçelim. Bir şeyler deneyelim. Bakalım yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? Yapabileceğiz. Şimdi biraderlerim, After Effects 2020'mizi açıyoruz. Yani neden 2020 açtım? 2019'da açabilirdim. CS6 bile açabilirdim. Siz ne kullanıyorsanız bilmiyorum artık. Bütün After Effects sürümlerinde yapabiliriz. Hiçbir plugin hiçbir şey gerekmiyor. Sadece elimizde olan dosyalar gerekiyor. Bu arada çok önemli bir bilgi vereceğim. Aylardır bana Twitch'ten, YouTube'dan destek olan arkadaşlarım var. Gerçekten 3 ayı 4 ayı geçmiş katıl abonelerim var. Yani bana her ay belli bir ücret ödeyip bana destek olan arkadaşlar var. Bunun için bir güzellik yaptım. Artık bu şekilde eğitimlerini çektiğim videoları, eğitim bittikten sonra, videosunu çektikten sonra projesini zip haline getirip katıl veya Twitch'ten abonelerle birlikte paylaşacağım. İşte bunu Discord'dan veya YouTube'un topluluk bölümünden ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Herkese çok teşekkürler. Şimdi hemen videomuza geçelim. Dediğim gibi video sonrasında proje dosyasını da aşağıya bırakacağım. Şimdi bir tane proje açacağım. Tıkladım yeni proje sekmesine. Bu projenin ismi Among Us olsun. Among Us mı? Among Us olsun. Yani doğru okunuşu budur. 1080'e 1920 olacak. Bakın yani dikey. Burada 9-16'yı görmeniz lazım. 9.16 yani dikey bir video. 30 FPS bizim için yeterli. 10 saniye mi? İşte bu 5 saniye olsa bizim için yeterli. Şimdi 5 saniyelik bir tane böyle dikey bir kompozisyon ayarladık. Şimdi dosyalarımızı çekelim. İnternetten bulduğum dosyalarım var ve bu ben Among Us'ın ses efektleri diye bir YouTube videosundan ses efektini kestim. Bir de background'unu zaten hepsini internetten buldum. Bulabilirsiniz. Hepsini çektim, attım. Projemizin içerisine dosyalarımızı aktarıyoruz, aktardık. Şimdi background'unu çektim, bıraktım. Background. Şimdi background'un tabii S tuşuna basıp background'umuzu büyütüyoruz ve bu şekilde arka planı doldurmuş olduk. Among Us'ın arka planı. Sonra ses efektini çektik, bıraktık. Ses efektini biraz ileri getiriyoruz. Hatta iki kere L tuşuna basarsak ses efektlerini de waveform olarak görebiliyoruz kankalar. Bakın. Bu ses efektini zaten Among Us oynayanlar bilir. Ben de aslında oynamadım şu ana kadar Among Us ama Among Us'la çekilmiş oyun videoları montajladığım için oyuna biraz hakimim. Çok değil ama biraz hakimim. Mantığını da biliyorum. Şimdi bu şekilde bir ses efekti koyduk. Sonrasında Among Us isimli PNG'mizi de videomuzun üzerine aktardık ve S tuşuna basıp bu şekilde küçülttük. Biraz daha böyle küçük olsun dedik ve bunu position'a bastık. Y, X mi oluyordu? X koordinasyonunda sola çektik. Bu şekilde sola çektik. Tuttum, basılı tuttum, sola çektim. Bir keyframe ekledim. Ve biraz ileri gittim. Sonra sağa çektim. Ne yaptık şimdi? Bir animasyon ekledik. Bir Among Us animasyon ekledik. Bu adam böyle geliyor. Sonrasında bu animasyon ekledikten sonra aynı şekilde Among Us'a R'ye tıklayıp R tuşu rotasyonu ayarlar. Rotasyonu en başta bir noktacık ekleyip 0x00'da bırakıyoruz. Sonra ileri gittik. Buraya gelene kadar şunu 3x yapalım. Şimdi izleyebiliriz. Boşluğa basıp izliyoruz. Mesela çok fazla döndü. Oyunda bu kadar dönmüyor eminim. O zaman 2x yapalım. Bunları biraz daha deneme yanılma yoluyla buluyoruz. Yani çok değil aslında. Biraz düşürelim o zaman. 1x işte 100 derece olsun. 1x ve 100 derece. Evet. Şimdi bence benzedi. 1x'e 100 derece koyduk bu şekilde. Buraya yeni bir yazı ekleyeceğiz. Sağ tıkladık. New text dedik. Text'imizi yazalım. Text'i ne yazalım? Spunk
Spankram'dan herkese sevgiler. Veya burada işte Spankram impostordu falan filan yazabilirdik. Şimdi bunun yazı olarak ben Arial seçeceğim. Arial Regular seçtim. Ve buradaki All Caps'i kapatıyorum. Sonra küçültelim biraz. Ve bakıyoruz ki yazıların arası açık. Yazıların arasında sıfır yaptı. Yazıların arasını sıfır yaptıktan sonra gerçekten yazı oyundaki yazıya da benzemiş oldu bence. Şimdi tekrardan bu şekilde küçültelim biraz daha. Hatta sonuna da bir XD koyacağım. Neden olduğunu bilmiyorum. Şimdi XD koyduğumuzda kankalar burada önemli olan bir nokta var. Burada bakın sol altta After Effects'in çoğu dersinde göstermişim. Gridleri açıyoruz sürekli. Çünkü bu gridler bizim yazımızı gerçekten tam ortada mı onu gösteriyor. Şimdi gridlerde normalde bu şekilde çizgilerde bakın sağ tarafta sol tarafta en ortasını gösteren çizgiler var. Üstte altta en ortasını ve burada videonun en ortasını gösteren bir çizgi var. Ben videonun en ortasını gösteren çizgiye yazımı bıraktım. Bu şekilde. Tam böyle ortalamış oldum videoyu. Şimdi burada yazımıza bir efekt vereceğiz. Efektimizin adı şurada efekt ve presets bölümüne gelirsek. Tabi bunun açılması biraz uzun sürüyor. Typewriter. 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 Bunu aldık. Mesela nereye bırakalım? Şimdi bu geçtikten sonra başlasın. Nerede başlasın? Şurada başlasın. Typewriter'ı getirdik. Tam bu noktaya koyduk. Ve bu şekilde Spankram'dan herkese sevgiler yazdım. Gördüğünüz üzere. Sonra yazının başladığı yere geliyorum. Burası. Ses efektimi de iki kere LL'ye bastım. Ve şu şekilde buraya koydum. Bakalım şimdi izleyerek çözelim. Bakalım. Mesela yazı biraz daha ilerledi. Yazının animasyonunu kısıyorum ve sesle birleşik olsun. Ya XD'yi de tam yazının içinde görmek istersek tam yazının bu şekilde getirmiş olur. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki aslında tam olmadı. Niye tam olmadı? Çünkü Among Us'ta yazı ortadan çıkıyor. Bakın şimdi onu da yapacağız. Bunun için bu yazımızın ortasında bir tane merkez noktası var. Bakın burada bir merkez noktası var. Bunu yukarıdan Y tuşuna basarak anchor point'imizi alıp istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz değil mi? Bu şekilde konumlandırabiliyoruz. Ben bunu buraya getireceğim alt tarafa ve şimdi istediğim gibi oynatabileceğim. Bakın nasıl yapacağım biliyor musunuz? A tuşuna bastım. Anchor point'e bir tane nokta ekledim. Sonra en sona gittim. Bir tane nokta ekledim. Şimdi hiçbir şey değişmedi. Çünkü sadece aynı animasyon noktalarını ekledim. Birinci animasyon noktama gelip şurada anchor point'i en başa çekiyorum. Bunu neden yaptım? Çünkü anchor point değiştikçe yazı sürekli sağa kayacak. Bunu position'la da yapabilirdim. Ama position'ı kullandığım için ve buna burada bir anchor point gördüğüm için bunu normal anchor point'le yapmak benim daha işime geldi diyelim. Bakın burada bir tane anchor point koyduk ve şimdi yazı çıktıkça ortadan ilerleyecek. Gördünüz mü? Sonda da tam ortada durduğunda yazıyı ortalamış olacak. Yani başta en başı videonun ortasındayken sonda yazının ortası videonun ortasına denk gelmiş olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz garip anlattım. Şimdi %100'ü fit up %100 diyoruz. Bu şekilde bir yazı yapmış olduk. Yani bir tek yazı biraz fazla mı küçük oldu diye düşündüm ama sanırım burada biraz öyle geldi. Bilemedim. Yani biraz daha büyütmek için S'ye basıp scale ile oynayabiliriz. Scale ile biraz oynadık. Şimdi yine hiçbir şey değişmemiş oldu çünkü merkez noktamız falan az. Bence oldu bu sefer. Yani buraya farklı farklı yazılarda yazabilirsiniz. Mesela proje dosyamı indirdiniz ve bunu kullanmak istediniz. Yapmadınız halde. Bence deneyerek yapın. Yani proje dosyalarına sadece işte içindeki dosyalar için biraz veriyorum yani. Yoksa onun dışında kendiniz yapmanız benim daha çok işime gelir. Şimdi böyle yazıyı değiştirmek istedim. Mesela bunun eğitimini izleyeceksiniz diyeyim ve bunu videonun başına koyalım. Bunun eğitimini izleyeceksiniz. Animasyonlarımızı tekrar izleyelim şimdi. Güzel.
Lakin bakın şimdi yazıyı yazdığımızda A tuşuna basıyoruz, Anchor Point tuşuna. Bir bakıyoruz ki aslında Anchor Point, yani video başlangıcında yazı tam ortada değil. Şimdi bu Anchor Point'le, sadece baştaki Anchor Point'le oynayacağız ve bunu tam sol alt noktasına getireceğiz ki video başlangıcı da tam ortadan başlasın. Ama diyelim ki biz bunu bu şekilde kullandık. Bakın video nereden başlayacak? Bak normalde videonun ortası bura, B burada. O yüzden ne yapıyoruz biraderlerim? Tam sol noktasına getirdik ve son anchor point'i de ortaya geldi. Şimdi bu aynı şekilde kullanılabilir. Bu şekilde biraderlerim, Among Us eğitiminde bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi render'ını alma kısmında Composition Adobe Media Encoder Q'ya gidiyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu projeyi indirmiş olabilirsiniz ama dediğim gibi bu proje After Effects 2020 üzerinde yapıldı. Hangi sürüm olduğunu tam hatırlamasam da 2020'nin bir sürümü üzerinde yapıldı. 2020 ile açabilirsiniz bu projeyi. Yani CS6 ile yapsaydım bütün hepsiyle açabilirdiniz de. 2020 var bende çünkü Adobe Creative Cloud sana 2019'dan öncesini sunmuyor. Neyse, üsttekini sildik. Şimdi Among Us videomuzu Media Encoder'a attığımızda istersek H264 ve eşleşme kaynağı yüksek bit hızını seçerek bunu bir MP4 dosyasına aynı şekilde çevirebilirdik kankalar. Ama istersek bunu GIF animasyon olarak da çıkarabilirsiniz ve kaynak eşleşme, buradan kaynak eşleşmeyi seçtiğinizde tabii kalitesiyle biraz oynayabilirsiniz ama bunu GIF olarak da çıkarabilirsiniz. iPhone hangisini destekliyorsa. Tam bilmiyorum yani. Keşke bunu da bir video öncesinde araştırsaydım değil mi ya? Ulan ben de ne adamım ya. İşte kalite %100. Bunu GIF olarak çıkarabilirsiniz. Bakın ha, videonun burasına bakabiliriz. Buradan play'e bastığınızda GIF olarak çıkarabilirsiniz. Bropalar zaten bunları ne yaptık? After Effects Render Alma isimli videomuzda anlattık. Neden After Effects içinde render almıyoruz da Media Encoder'da alıyoruz onu anlattık. Bu şekilde Among Us videomuzu da tamamlamış olduk biraderlerim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bekliyorsunuzdur ve beklediğinize değmiştir biraderlerim. Among Us videosu bu şekilde. Şimdi Bropalar, Onur Naci Öster kanalına abone olup Instagram'dan takip edip bir de zili açıp, neden zili açıyoruz? Çünkü yeni video attığımda haberdar olun. Çünkü gerçekten sadece, yani sadece demeyeyim ama %99 eğitim videoları paylaşın. Bence beni takip etmelisiniz. Bu sizin de işinize gelecektir biraderlerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bropalar. Bay bay.